Ergün Diler, kurgu. Küresel ve bölgesel çatışmaların gelip dayandığı yer Ankara oldu. Ayhan Bora Kaplan ve çetesinin çökertilmesinden sonra koca bir toz bulutu havalandı. İddialar havada uçuştu. Herkes bir şey söyledi, yazdı. Gazeteci olarak da satır aralarında nelerin söylenmek istendiğini anlamakta zorlanmadık. Büyük bir kapışma, büyük bir hesaplaşma vardı. İşin çete tarafı mafya tarafı elbette bir akıl tarafından siyasete sıçratılacaktı. Net, burada siyasi sonuçlar önde tutulsa da görünmemesi için, dikkat çekmemesi için, çelik kalkanla gizlenmeye çalışıldı. Uzun zamandır yazmaya gayret ettiğim gibi küresellikte kapışanlar Türkiye'nin rotasını, siyasetini, konumunu, ittifaklarını belirlemek için her şartta her yoldan gelmekteler. Geleceklerde. Bu alanlardan biri de çeteler ve mafyaydı. Hep böyle olmuştu. Şimdilerde çok daha ileri seviyede. Açalım. Ayhan Bora Kaplan ve çetesi hakkında bir çuval iddia var. Ankara'da neler yaptığına dair. Mahkeme serüveni sürüyor. Bir şey yazmak doğru olmaz. Kaplan'ın has adamlarından biri de şimdilerde yaşanan fırtınanın nedeni olan Serdar Sertçeliydi. Kıbrıs'tan geliyor, savcıya gidiyor ifade veriyordu. Tutuklanan polis müdürleri de doğal olarak Ayhan Bora Kaplan'ı yakalayan ekip olduğu için temasa geçiyordu. Ankara'da kimse açıklamasa da yabancı bir istihbarat örgütü devreye giriyor ve 3 araç değiştirerek Serdar Sertçelik'i yurt dışına çıkarıyordu. Olaya adı karışanlar bile operasyonun büyük tarafını görmemiş olabilirdi. Neyse, Sertçelik çıkıyor ve bir süre sonra gittiği yerden polis müdürleriyle temasa geçiyordu. Kayıtlara göre siyasi isimlerin gündeme gelmesi de böyle oluyordu. Yoksa verilen ifadede siyasi bir isim bulunmamaktaydı. Yazıldığı çizildiği gibi Sertçelik İtalya'da yakalanan çok önemli mafya lideri olarak bilinen Barış Boyu'nun yanında değildi. Kesiştikleri bir nokta yoktu. Sanırım Sertçelik hiç İtalya'ya gitmemişti. Türkiye içeride Ayhan Bora Kaplan olayı ile meşgulken kimsenin net olarak bilmediği kadar büyük bir parayı yöneten Barış Boyun'un yakalanması, Türk polisi ile ortak operasyonla ele geçirilmesi ve Türkiye'ye verilecek olması önemli bir adımdı. İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalanan Boyun'un değişik alanlarda şimdiye kadar hiçbir mafya liderinin yönetmediği bir büyüklükte paraya hükmettiği ileri sürülmekteydi. Bu da kendisini ayrıcalıklı ve korunan bir isim haline getiriyordu. Muhtemelen büyük bir ülkenin büyük bir istihbarat örgütü de işin görünmeyen kısmını kaplamaktaydı. Böyledir bu işler. Devam. Ekim 2022 gibi koltuğuna oturan İtalyan Başbakan Meloni geride bıraktığımız Ocak ayının sonu gibi Ankara'ya geldi. Görüşme öncesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve arkadaşları Barış Boyun için tüm ayrıntıları kapsayan çok detaylı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye vazgeçilmez bir muhatap, diyen Meloni'ye bu dosyayı verdi. Ve, gereğini yapın, ricasında bulundu. İtalyan Başbakan da döndükten sonra düğmeye basıldı. Türk tarafına her adımda bilgi verildi. Yani Erdoğan istedi, Meloni de barış boyunu yolladı. Kabaca durum böyleydi. Ancak Ankara'da Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütünün üzerinden kopan fırtına devam ediyordu. Tutuklanan emniyet müdürleri vardı. Müfettiş raporu da tamamlanmış ve firari sanık Serdar Sertçeli'nin yakalanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği notu düşülmüştü. Raporda emniyet personeli için görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma tespitleri yapılmaktaydı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hakkında inceleme sürüyordu en küçük detaylara bile bakılıyordu. Yaklaşık 40 gün sonra polis müdürlerinin görevlerini yerine getirirken hata mı yaptıkları ya da bilinçli bir şekilde suça suçluya yardım mı ettikleri anlaşılacaktı. Biraz süre gerekiyordu. Anlaşılacaktı. Firari Serdar Sertçelik yurt dışında da olsa yakından takip ediliyordu. Barış boyunun getirilmesinden sonra polis müdürleri ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından sonra yeraltı dünyası ile verilen mücadele makas değiştirecekti. Devletin kararlılığı tamdı, net. Ancak bölgesel planları yapanlar da her şartta her olayı MHP ile ilişkilendirip Cumhur İttifakını bozmaya çalışacaklardı. Dün de yazdığım gibi Devlet Bey ve MHP ideolojik olarak düşünülen kurguların önünde koca bir alan kaplamaktaydı. Engeldi. Bu nedenle Sinan Ateş suikastı ile başlayan Ayhan Bora Kaplan ve çetesine kadar uzanan tüm rüzgarların içinde MHP esintisi olacaktı. Bunu bilerek isteyerek yapacaklardı. Siyasi sonuç almak için, Cumhur İttifakı'nı bozmak için, bölgesel değişimin önünü açmak için küresel sonuçlara gebe kapıyı aralamak için kesinlikle bu noktalara uygulanan basınç sürecekti. Artarak hem de. Bu nedenle içeride gündemi meşgul eden ve edecek olan operasyonların bir tarafı kesinlikle dışarıya taşacaktı. Serdar Sertçeli'nin kaçırılmasıyla ilgili bulgular paylaşıldığında olayın dış operasyon olduğu ortaya çıkacaktı. İçeride kullanılanlar olsa da Türkiye kritik bir eşikten geçiyor. Dün'e kadar dışarısı istediği pek çok olayda operasyonda sonuç aldı. Şimdi sarsıntı meydana getirse de eskisi gibi başarılı olamıyorlar. Ankara artık farklı bakıyor. Farklı değerlendiriyor. Türkiye AK Parti-MHP ittifakı ile başka, içinde MHP'nin olmadığı bir ittifakla bambaşka bir yöne giderdi. Mafya ile istihbarat servisleri ile suikastlar ile kaçırmalar ile Türkiye'nin konumu değiştirilmek isteniyor. Çok detaya girmesem de önceki gün MHP ile CHP gerginliğini paylaştım. Dün de devam etti. MHP'nin ideolojisiyle bölgesel değişimin önünde engel olarak görüldüğü ortada. Bunun yerine CHP'yi koymaya çalışan bir akıl devrede. Bu nedenle siyasetteki yumuşama 3 gün sürdü. Türkiye'nin sınır ötesine bakışını değiştirmesi için MHP'siz bir kodlama düşünülmekte. Yerine aday CHP. Bu gerçekleşmezse CHP üzerinden yeni bir rüzgar başlatılacaktı. AK Parti'nin de hedef olacağı Kurguya böyle bakılmalı. Tamamen siyasi hedef ne? sorusu üzerine yoğunlaşılmalı. Gerisi detay çünkü.